Rize ve Artvin'den sonra Kastamonu, Sinop, Samsun, Karabük ve Bartın'ı görülmemiş bir sel felaketi bu. Özellikle Kastamonu, Bozkurt ve Sinop, Ayancık'ta büyük bir yıkım var. Çok sayıda can kayıplarımız var. Ve hala kendinden haber alınamayan yurttaşlarımız var. Acımız çok büyük. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Haber alınamayan yurttaşlarımızın sağ salim bulunması en büyük dileğimiz. Böyle bir afette devlet artık milletiyle oturup pazarlık yapmamalıdır. 500 bin, 300 bin benden, 200 bin senden hem de faiziyle kredi diyerek yapılan pazarlıkları bu felakette artık kesinlikle duymak istemiyoruz. Vatandaşlarımızın kayıpları tas tamam telafi edilmelidir. Hem ülkemizde hem de çevremizde ve dünyada yaşanan felaketler iklim değişikliklerinin artık risk olmaktan çıktığını, insanlık için açık seçik bir tehdit olduğunu gösteriyor. Bu tehdidi ciddiye almamak, bu tehdide karşı güçlü politika ve stratejileri oluşturmamak açıkçası mümkün değil. Bunları mutlaka geliştirmek zorundayız. Ekonomiden enerjiye, altyapıdan şehirleşmeye kadar pek çok farklı alanda kapsamlı dönüşüm stratejilerini gerçekleştirmek zorundayız. İşte akarsu yataklarına yapılan şehirlerimiz ani bir sel felaketiyle yok olur. Yine bugün ülkemizin ihtiyaç listesinin en başında güçlü bir afetle mücadele stratejisini geliştirmek var. Bu ortamda tahrikler ve provokasyonlar da başlamıştır. Altındağ'da yaşananlar ciddi bir uyarıdır. Yaşamını yitiren gencecik evladımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Ama Suriyelilerin evlerine yapılan saldırıları da kabul etmek de mümkün değildir. Ortada çok kirli bir senaryo var. Bu nedenle kimse tahriklere kapılmamalıdır.